Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Dünyada yerleşmeleri, yerleşmelerin dağılışını, nerede nüfus yoğun, nerede nüfus e, seyrek yerleşmelerin yoğun veya seyrek olduğu yerleri inceleyeceğiz. Öncesinde ben size hemen Nisan ayının programını şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugün ayın 13'ü, Nisan 13 ve saat 18 dünyada yerleşmeler konusuna bakıyoruz. Diğer derslerinizle ilgili programlarda burada değerli arkadaşlar. Tabii bundan hemen sonra ne yapıyoruz? Dinamo Soru Bankası ile ilgili size bir ödevlendirme veriyorum. Nedir burada yapacağınız işlem? Açıyorsunuz arkadaşlar kitabımızı konuyla ilgili yani dünyada yerleşmelerle ilgili kısmı açıyoruz ve orada ne yapıyoruz? Konuyla ilgili soruları çözüyoruz arkadaşlar. Soruları çözdükten sonra yapamadıklarımız olduğunda hemen kitabınızın sağ üst köşesinde görüyorsunuz. Burası TATS. Buraya atıyorsunuz ve size cevaplar geliyor değerli arkadaşlar. Muhakkak Dinamo Soru Bankası edinin ve bununla ilgili ee, soruları çözün. Konuyla ilgili soruları çözün arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Dünyada yerleşmeler neler? Ona bir bakalım. Nasıl inceleyeceğiz konuyu arkadaşlar? Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörler neler? Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörlere bakacağız. Arkadaşlar doğal ne demek? Biliyorsunuz artık zaten kendiliğinden olan şeyler. Beşeri ne demek? insan etkisiyle olan unsurlar demek. Bakalım doğal şartlar ve beşeri şartlar yerleşmeyi nasıl etkiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi yerleşmeler ve yerleşmelerin gelişimine baktığımızda bir kere şunu biliyoruz. İnsan oğlu ilk başta yerleşik hayata hemen geçmedi. Hatta yerleşik hayata geçmesi çok uzun zamanlar aldı arkadaşlar. Yani kabaca şöyle bir şey söyleyecek olursam ilk insanın ortaya çıkışı şöyle kabaca 1 milyon yıl önce dersek 1 milyon yıl. Yerleşmeler ne zaman başlamış arkadaşlar? Son 10.000 yılda. Bakın yani insan oğlu 990 bin yıl boyunca göçebe olarak yaşadı arkadaşlar. Yani yerleşme günümüze aslında çok yakın bir tarihte insanlığın tarihine baktığınızda çok yakın bir tarihte ortaya çıkıyor. Şimdi İnsanların barındığı, yaşamını sürdürdüğü ve ekonomik etkinliklerde bulunduğu yerleri ifade eder yerleşme. İnsanlığın ilk dönemlerindeki yerleşim alanları seçiminde etkili olan faktörler neler? Evet, insanlar burada nasıl yaşamıştı arkadaşlar? Şöyle bir yazalım. İlk göçebe olarak değil mi? Göçebe olarak yaşayan insanlar ekonomik faaliyeti olarak ne vardır? Yani geçim, e, avcılık ve toplayıcılık arkadaşlar. Şimdi avcı ve toplayıcı toplum nedir? Göçebe yaşar. İnsanları yerleşik hayata iten şey nedir? Arkadaşlar tarımdır. Yani tarımı yapmaya başladı 10 bin yıl önce ve yerleşik hayata başladı arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Neolitik dönem diyoruz arkadaşlar. Neolitik dönem insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği dönem. Günümüzden aşağı yukarı 12 bin yıl önce. Şimdi ilk yerleşmeler insanoğlu yerleşmeyi yaparken neye dikkat etti? Su kaynaklarına yakın olması arkadaşlar. Tabii bu nasıl su kaynakları? Tatlı su kaynakları. Yani deniz kenarı falan değil. Çünkü deniz suları tuzlu. Önemli olan tatlı su. Hem tarım hem hayvancılık açısından değil mi? Çünkü ilk insanlar ne yaptılar? Tarım yaptılar. E şimdi tarım için ne ihtiyaç var? Su. Tarım ve hayvancılık yapmaya uygun, olumsuz hava koşullarına ve saldırılara karşı korunaklı yerler. Saldırılara karşı korunak çünkü değerli arkadaşlar sürekli olarak istilaya uğruyor ve kendini güvenli e, hissetmek için insanlar ne yapıyorlar daha uygun yerleşim alanları istiyorlar ve ulaşım kolay yerleri e, yaşam alanı olarak seçmiş insanlar bakın dünyada arkadaşlar ilk yerleşim yerleri deyince nereler gelmesi lazım aklımıza hemen şöyle bakalım. Şurayı görüyorsunuz. Bakın Nil Nehri buradan geliyor. Hop Akdeniz'e dökülüyor. Tamam mı? Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerde Nil Deltası dediğimiz yer. Hemen orada ne var arkadaşlar? Nil Vadisi ve ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi burası. Ayrıca Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yer. Ayrıca Indus Nehri'nin bulunduğu yer Ayrıca Çin'de Sarı Nehir ve Gök Nehir'in olduğu yer arkadaşlar. Şimdi bakın burada ilk yerleşmeler nehir kenarı olduğunu çok açık şekilde görüyoruz. Ne diyoruz? Bir kere Nil Nehri değil mi? Nil. Nil Nehri'nin olduğu yerde ne var? Nil Vadisi yani Mısır. Sonra ne var arkadaşlar? Fırat ve Dicle nehirleri biliyorsunuz Türkiye'den doğuyor. Fırat, Dicle. Bu Fırat ve Dicle'nin arasında kalan alana ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Fırat ve Dicle arasında kalan alana Mezopotamya diyoruz değerli arkadaşlar. Bir diğeri Indus arkadaşlar Hindistan'da ve e, Sarı Nehir. Sarı Nehir nerede? Çin'de sevgili arkadaşlar. Şimdi dünyada ilk yerleşim yerleri buralar. Tabi buraların e, yerleşimi aşağı yukarı günümüzden 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Fakat Amerika'da da arkadaşlar şurada bakın Maya ve Aztekler ve güneyde de İnkalar ilk yerleşim yerleri. E, ...olarak buraları belirlemiş. Özellikle inkaların yerleştiği yer... ...değerli arkadaşlar, diğerleri gibi değil. Yani burada nehir kenarları falan değil. Yüksek yerleri tercih etmişler. Neden yüksek yerleri tercih etmişler arkadaşlar? Neden? Çünkü e, şundan dolayı... ...burası ekvatoral bölge arkadaşlar. Ekvatoral bölge olduğu için... ...oldukça yüksek... ...ve yükseklerde de... ...pardon oldukça sıcak ve sıcaklarda da... ...insanlar yüksek yerleri tercih ediyorlar. Şimdi yerleşmeler ve yerleşmelerin gelişimi ile ilgili paleolitik çağ, Neolitik çağ, e, orta çağ, e, sanayi devrimi ve milenyum çağı olarak arkadaşlar dönemlere ayırabiliyoruz. Paleolitik çağ dediğimiz o işte insanoğlunun avcı ve toplayıcı olarak yaşadığı göçebe dönemde insanlar ağaç kavuklarını, mağaraları yerleşme için tercih etmişler. neolitik çağda tarım nedeniyle su kaynakları çevresi işte günümüzden 10 bin yıl önce dediğimiz dönem bu arkadaşlar. işte Nil Nehri Mezopotamya e, yerleşme Buralarda yapılmış orta ve yeni çağda ticaret yolları üzerinde yerleşmeler yapılmış işte İpek yolu baharat yolu gibi sanayi devriminde taş kömürü yatakları ve sanayileşmiş alanlarda şehirler gelişmiş. Ve bugünkü çağda hizmet sektörü ve limanların bulunduğu yerlerde yerleşmeler daha e, hızlı değerli arkadaşlar. Yerleşmeyi etkileyen faktörlere baktığımızda işte iklim, doğal faktörler, e, su kaynakları, yer şekilleri, toprak, kara ve denizlerin dağılışı ile bitki örtüsü. Beşeri faktörler neler? Ekonomik faaliyetler, ulaşım olanakları, göçler, bilim ve teknolojideki gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle inceleyelim. İklim İklimin elverişli olduğu, orta kuşak karalarında yerleşmeler yoğun. Soğuk olan kutuplarda, yağışın çok olduğu Ekvator çevresinde sıcaklığın fazla olduğu çöllerde yerleşmeler sınırlı. Şimdi bakın dikkat edelim. Nerede yoğun? Orta kuşakta. İklimin elverişli olduğu yerlerde. Fakat kutuplarda Ekvator çevresinde ve çöllerde nedir yerleşmeler sınırlıdır arkadaşlar. Niye? Çünkü burada su yok, sıcaklık fazla. Burada sıcaklık çok fazla ekvatorda, kutuplarda da sıcaklık çok düşük olduğu için. Gene su kaynaklarına baktığımızda su kaynaklarının bol olduğu alanlarda tarih boyu yerleşmeler yoğun olmuştur neden? Çünkü işte tarım ve hayvancılık ve insan için gene nihayetinde tatlı suya ihtiyaç var. Yer şekillerine baktığımızda yükseltinin fazla olduğu yerler çok tercih edilmiyor. Değerli arkadaşlar yükseltinin az yer şekillerinin sade olduğu yerlerde yerleşmeler daha yoğundur. Toprak yapısı da işte toprağın çok verimli olduğu tarım ve hayvancılık için verimli olduğu sahalar yerleşmeye daha uygun yerler bataklık alanlar veya çorak alanlar çok da uygun değil. Yerleşmeyi etkileyen Diğer doğal faktöre baktığımızda kara ve denizlerin dağılışını görüyoruz. Biliyorsunuz kuzey yarım kürede karalar çok daha fazla olduğu için insanlar daha çok kuzey yarım değerli arkadaşlar. Güneyde karalar daha az olduğu için nüfus kuzey yarım küreye göre daha azdır. Bitki örtüsünün sık ve gül olduğu ormanlık alanlarda yerleşme sınırlıdır. İşte ekvatoral bölgede olduğu gibi. bir diğeri arkadaşlar... Tarım, sanayi, ticaret, turizm ve madencilik ee, nedir bu ekonomik faaliyetler? Bunlar ne yapıyor? Ee, i̇ş olanaklarının yoğun olduğu merkezler dolayısıyla nüfusun fazla e, yoğunlaşmasına sebep oluyor. Ee, bilim ve teknolojideki gelişmelere baktığımızda ısıtma sistemlerindeki gelişmeler, ulaşım sistemlerindeki gelişmeler, sulama sistemlerindeki gelişmeler ne yapıyor? Arkadaşlar, bu da e, bir yerin yerleşmeye uygun olmasına sebep oluyor. Mesela ısıtma sistemleri sayesinde işte kutuplara çok yakın yerlerde, soğuk yerlerde insanlar artık şeyler kurabiliyor. Ulaşım olanaklarına baktığımızda ulaşım imkanlarının gelişmiş olduğu alanlarda ekonomik faaliyetleri ve iş imkanları fazla. Bu nedenle nüfus ne oluyor? Yerleşme ne oluyor? Artıyor. Coğrafi keşifler sonucunda Amerika ve Avustralya'da da ne oluyor arkadaşlar? Göçler oluyor. Biz buna ne diyorduk? Yeni Dünya. Diyorduk arkadaşlar çünkü sonradan keşfedildi. Devam edelim. Arkadaşlar ekstrem yerleşmeler yani böyle bizim alışık olduğumuzun dışındaki yerleşmelere baktığımızda neler görüyoruz? Ee, La Paz mesela çok yüksek bir yerde arkadaşlar kuruluyor. Neden bu kadar yüksek bir yerde kurulmuş bu kent? Çünkü burası ekvator ve ekvator çok sıcak. Sıcak olduğu için insanlar yüksek yerlerde e yaşıyorlar. İşte burada Kolombiya arkadaşlar... Peru gibi e, ülkeler e, genelde çok yüksek yerlerde e, şehirler kuruyorlar. E, Dixon'a baktığımızda Dixon Rusya'da bulunuyor. E, en kuzeydeki şehirdir. 73. kuzey enlemi üzerindedir. Ve nüfusu bin kişi civarındadır. Şimdi burada değerli arkadaşlar ısıtma sistemlerinin gelişmesiyle artık burada insanlar çok soğuk bölgelerde bile ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. Gene Ustnera... Yakutistan topraklarındadır. Yakutistan e, çok soğuk bir bölgedir. Zaman zaman medyaya düşer. E, sıcaklık eksi 70 70 dereceye kadar düşer. Doğal gaz ve altın işletmeleri nedeniyle 10 bin civarı nüfus vardır Usnera'da Sevgili arkadaşlar. Seyrek yerleşme alanlarına baktığımızda nereleri görüyoruz? Alaska'yı görüyoruz. Neden Alaska? Çünkü çok soğuk. Amazon havzasını görüyoruz. Neden Amazon havzası? Şöyle çizelim arkadaşlar şurayı. Ekvator. Neden Amazon Havzası? Şu bölge. E çünkü bitki örtüsü çok gür ve sıcaklık da aşırı fazla. E bir diğeri Sibirya. Neden? E çünkü çok soğuk. E Orta Asya. Çünkü çöller var. Kuraklık. Himalayalar. Şu gördüğünüz alan sevgili arkadaşlar. E burası dağlık. E Orta Avustralya. E burası çöl. Avustralya'nın iç kesimi arkadaşlar komple çöldür. Nüfus nerededir? Avustralya'nın şöyle güney uçlarındadır arkadaşlar. Kuzey Afrika ne var burada? Gene çöl var. Hangi çöl? Sahra çölü değil mi arkadaşlar? Arap Yarımadası gene çöl. Sekiz numaralı. Grönland soğuk. Antlar şu gördüğünüz dağlık bölge arkadaşlar. Burası e, çok yüksek olduğu için gene yer şekilleri nedeniyle çok nüfuslanmamış. Kongo Havzası burası gene seyrek yerleşme alanlarından bir tanesi ve Kanada arkadaşlar soğuk iklimden dolayı az yerleşilen yerler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yoğun yerleşme alanlarına baktığımızda nereler karşımıza çıkıyor? Amerika'nın doğusu şu gördüğünüz alan Batı Avrupa şurası Güney ve Güneydoğu Asya neresidir arkadaşlar şu gördüğünüz alan Japonya. Burası ee, Endonezya ve Malezya nüfusun yoğun olduğu yerlere dikkat edin. Gene bakın tarım ve sanayi. Kaliforniya ticaret ve liman. Güney Afrika madencilik şurası özellikle altın madeni ve elmas madeni. Güney Avustralya sanayi ve madencilik arkadaşlar. Gine Körfezi. Bakın şurası maden ve tarım, petrol e, bayağı var burada arkadaşlar. Nil Vadisi gene şurası tatlı su kaynakları ve e, tarım sebebiyle buralar yoğun nüfuslanmış alanlardır sevgili arkadaşlar. Şimdi ökümen ne demek? Ökümen dünya üzerinde yerleşilebilir alan demek sevgili arkadaşlar. Anökümen ne demek? Dünya üzerinde yerleşilmemiş alanlara denir değerli arkadaşlar. Çevirelim şöyle bugün ne yaptık bu dersimizde yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri inceledik. Yerleşme etkileyen doğal faktörleri inceledik. Yerleşme etkileyen beşeri faktörleri inceledik sevgili arkadaşlar. Ve videonun hemen altına ödüllü sorumuzu bırakıyoruz ve siz de bunun e, cevabını e, videonun altına muhakkak yazın değerli arkadaşlar. E, hepinize iyi çalışmalar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.